Öfke sorununu nasıl aşarım? Öfke hepimizin baş etmekte zorlandığı, çok da sevmediği bir duygudur. Ve kimi zaman ifadesi çok sert, çok şiddetli, çok yüksek perdeden olabilir. Ve kişiler arası ilişkilerde, aile ilişkilerinde, sosyal hayatta, iş hayatında başını derde sokabilecek ölçüye gelebilmektedir. O yüzden öfke duygusuyla baş etmek, öfke yönetimini sağlayabiliyor olmak çok çok önemlidir. Öfke her zaman başka bir duygunun habercisidir aslında. Yani öfkeyi buzdağının görünen tarafı olarak düşünebiliriz. O buzdağın üzerinde durduğu suyun yüzeyini de o öfke duygusu ortaya çıktığında, işte yaptığımız konuşmalar, olan olaylar, karşılaştığımız durumlar gibi nitelendirebiliriz. Ve bu durumların bize düşündürdükleri, bizdeki çıktıları, bize çağrıştırdıkları diye nitelendirebiliriz. Buzdağının görünmeyen tarafı da aslında o tepedeki kocaman öfkenin ortaya çıkmasına sebep olan, o suyun yüzeyinde olan biten olayların bana kendimle ilgili ne hissettirdiğidir. Yani ben kendimi yetersiz hissettiğimde öfkeleniyor olabilirim, değersiz hissettiğimde öfkeleniyor olabilirim, yalnız hissettiğimde öfkelenebiliyor olabilirim. Yani hepimizin öfkesini tetikleyici, kendimizle ilgili çekirdek duygusu başka bir şeydir. O yüzden öfke yönetimini sağlamaya çalışırken aslında öncelikli olarak bunların farkında oluyor olmak lazım. Yani benim kendimle ilgili hangi çekirdek inancım ya da hangi duygum öfkemi ortaya çıkarıyor, öfkemi patlatıyor. Bunun farkına varıyor olmak zaten işin yarısı. Yani öfke yönetimini çok rahat yapmamızı sağlayacak olan kısmı. Sonrasında tamam, bunun farkına vardım ama gene çok öfkeleniyorum. Öfkelendiğim zaman çok yüksek perdeden çıkışlar yapabiliyorum. Bu noktada birazcık mola veriyor olmak, uzaklaşıyor olmak öfke yönetimini çok rahat sağlayacaktır. Yani öfkelendiğim kişi, öfkelendiğim durum, öfkelendiğim yer her neyse oradan bir 10 dakikalığına kendimi çekip çıkarıyor olmak. Ya da birisiyle tartışıyorum ve o tartışma sırasında öfkemin çok yükseldiğini mi hissediyorum? O tartışmaya bir mola veriyor olmak. Bir 10 dakika mola almak, durdurmak, uzaklaşmak. Bunun üzerine düşünmek ve bunu daha sağlıklı nasıl ifade edebilirim çözümledikten sonra o diyaloğu sürdürüyor olmak öfke yönetimini sağlayacak bir diğer faktördür. Öfke beraberinde ciddi fizyolojik tetiklenmeleri de getiren bir duygudur. Yani nabzımız hızlanır, solunum sayımız artar, ateşimizin çıktığını hissederiz öfkelendiğimiz zaman. Bu noktada da vücudu dindiriyor olmak çok önemli. Vücudu sakinleştiriyor olmak çok önemli. O yüzden o çok yoğun öfke anlarında derin solunum egzersizleri, diyafram nefesi egzersizlerine yöneliyor olmak bedenimizin normal ritmini de geri kazanmasını sağlayacağı için öfke yönetimini kolaylaştırmaktadır. Zaman zaman tüm bunları yaptığımız halde gene öfkemizi yönetemediğimizi hissedebiliriz. Bununla baş edemediğimizi hissedebiliriz. Bu noktada da bir profesyonel yardım almak, diğer davranışçı, düşünce yönetimi egzersizlerini öğreniyor olmak, bir terapistten, bir psikiyatristten destek alıyor olmak gerekebilir.